sıkıntılarımızı iyice artınca bu sefer ne yapalım? Sendika değiştirelim. Zaten ilk başlayanlardan bir tanesi benim. İlk başladığımız yerde meslek hastalıkları hastanesinde 4 arkadaş meslek hastalıkları hastanesinde yatarken balkona çıktık. Artık yeter dedik. Yani bu kadar zulüm, bu kadar işkence, bu kadar stres yeter artık dedik. Ve o gün balkonda dururken dedik artık bu işe başlayalım. Ve o zaman Diske Bağlı Gıdayı Sendikası zaten bunu araştırmasını da önce ne yapmıştık hangi sendikayı diye. Aradık. Şube başkanını aradık. Direkt böyle böyle sıkıntılarımız var. Bize yardımcı olabilir misiniz? Bize önderlik yapabilir misiniz dedik. Onlar da tabii dediler. Ve yavaş yavaş iş yerine geldikten sonra önderliklenmeye başladık. Ortalama 150-200 tane arkadaşımız tamam işte gidelim başlayalım artık bu zulümler yeter dediler. Tabii geri kalanlar da istiyordu ama cesaret olmadığı için 150-200 kişiydik. Sonra artık sendika üye olduğumuz zaman da 8 tane arkadaş kaldık. Hani sonuçta emek vermiş 15 senedir, 15 sene çalıştı. Hem oradan işten kaynaklanan sebeplerden de sakatlandı. Hem bu mu bedeli? Çıkarttılar mesela kiracı 8 aileyi mağdur durumda bıraktılar. Çoluk çocuklar, kiracı hepsi de. Kiradır şeyde yani olmuyor. Bir gün çalışmasan olmuyor. Kirayı vermesen, 2 ay vermesen demez ki çalışmıyorsun ya da mağdursun. Çık ne yapıyorsan yap der mesela. Sabah saat 6'da çıkıyordu. Ben de yatakta yatırım ben üzülmüyorum. Kirada da 550 kira verir. Bunun faturasıydı, bunun masrafıydı. 2 tane çocuğu okula gidiyor, ne yapacağım? Belki ama ben o belki sabaha kadar yetişmedim de. Öyle değil. O bilmez insan nece olur. 2 çalışmıyordu da aç kaldı. 4 nüfus ne yapacak? Bile yani boşuna attılar kapıya bunu. Bir şey zararı yoktu ki. Vicdanı olan bir insan, inançlı olsun olmasın. Sonuçta emeğe, işçiye ve bu çalışma koşullarına artık saygı göstermesi lazım. Buradaki çalışan arkadaşlar araştırsınlar. Nereye giderlerse gitsinler, kökenlerine gitsinler isterseniz inanç konusunda olsun veya başka konularda olsun. Araştırsınlar, baksınlar. Bu insanlar neden burada, niçin burada veya bir kötü şeyleri var mı diye araştırsınlar. Onlar kendilerini önce bir yargılasınlar. Ondan sonra buradaki dirençte olan arkadaşları yargılasınlar. Ben insanlara diyeceğim bu. Ön yargılı olmaz kimse. Disk. Niye burada disk? Neden işte dinsiz? Herkes öyle söylüyor dinsiz. Ama hakkı arayan bu. Hakkı kim arıyorsa onu yan olacaksın.